Rabbim nasip ederse İmam Rabbani'nin mektubatından 79. mektubu bu akşam size okuyacağım. Bu mektuptan yine bir siyasetçiye, bir devlet görevlisine yazmış olduğu bir nasihat mektubu. Bu mektuptan alabileceğimiz nasihatleri biz de almaya çalışacağız. Hayatımıza monte etmeye çalışacağız inşallah. Mevla Teala feyizimizi, bereketimizi bol kılsın kardeşler. Amin. İmam şöyle diyor. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği parlak dine uymak ve bu doğru yolda ilerlemek, böylece rızasına, sevgisine kavuşmak nasip eylesin. Şimdi buradaki herkes istiyor ki Allah'ın rızasına ve sevgisine kavuşsun. Sevgiye kavuşabilmek için ön adım rızadır. Rızasına kavuşursan, yani onun razı olduğu şeyler yaparsan Allah-u Teala kalbine sevgisi, kendi sevgisini verir. Senin kalbine Rabbinin, yaratıcının sevgisini almak istiyorsan rızasını talep etmen lazım. Yani razı olacağı işler yapmak. Rızası bu demektir. Rabbinin razı olacağı işler yaptığın zaman Mevla Teala sana sevap yazmanın dışında, biliyorsunuz yaptığımız bütün ibadetlerde aldığımız iki şey var. Bir, sağ tarafa sevap yazılır. İki defterden sağ taraf. Rakamlar birikir. Sevap dediğimiz şey ahiretteki para birimi. Orada dolar, euro falan geçmez. Sevap geçer. Bunlar birikir ama bir şey daha gelir. Yaptığımız sevaplarla, iyiliklerle bize bir şey daha gelir. Feyiz, rıza, Allah'ın rızasının sana gelmesinin bir işareti. Feyiz, aşk suyu, muhabbet, sevgi. Ya bir ibadetlerimden bir lezzet alıyorum hocam. İki aydır namaza başladım yani. Sanki hayat bana bomboş geliyor. Çalıştım ettim, hayatım boyunca zengin olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bunların hepsinin boş olduğunu anladım. Sanki yaratılış gayemi şu anda fark ettim. Namazımla, zikrimle, sohbetlerimle beraber. Çok başka bakıyorum artık hocam. Bakın bu adama sadece Mevlasına birkaç adım atmakla, yaratıcısına doğru birkaç adım atmakla Allah-u Teala bir sevap yazdı. Hidayetin gelişi muhabbetle beraber gelir. Kul Allah yoluna girdiği zaman, kötü arkadaşları terk edip ilim meclislerine, Allah kapılarına girmeye başladığı zaman hemen kalbine feyiz dolmaya başlar. Bir su, göremediğimiz bir su. Böyle bir çayı ya da suyu içtiğin zaman bunu görürsün. Ama feyiz suyu görülmez. İbadet yapmayla, Kur'an okumayla, namaz kılmayla beraber görmediğin bir nur, bir su kalbine dolar. Dolduğu zaman dersin ki ya müthiş bir aşkım var Rabbime karşı, görmediğim zata karşı müthiş bir aşkım başladı. Aşk başladı bende. Anlarsın ki dünya, dünyevi aşkların tamamı geçici, mecazi. Gerçek aşk, aşkı yaratan ilah. Allah'a duyulan aşk. İşte buna feyiz denir. Buna muhabbet denir, sevgi denir. İlahi sevgi. Şimdi imamı diyor ki, Allah'ın bize getirdiği, son peygamber Muhammed Aleyhisselam'la bize öğrettiği bu parlak dine uymakla, bir, onun rızasına erişilir. Allah'ın rızasına eriştiğin zaman, razı olduğu bir halde bulunduğun zaman ne oluyor? İki, senin kalbine feyiz veriyor. Yani sevgi. Yakınlaşıyorsun. O Rabbinle arandaki o mesafe çok uzak. Gördüğün ilahla yakınlaşıyorsun. Mesafe gitgide kısalıyor.